Kütle ve ağırlık. Çoğu zaman halk arasında birbiri yerine kullanılan iki kavram. Birbiri yerine kullanılsa da aslında ikisi çok farklı kavramlar. Peki kütle ile ağırlık arasında ne fark var? Kütle kavramı bir cismin sahip olduğu madde miktarını belirtmek için kullanılırken, ağırlık kavramı ise cisme etki eden kütle çekim kuvvetini belirtmek için kullanılır. Bu yüzden bir cismin kütlesi hep aynı olmasına rağmen dünyanın farklı yerlerinde kütle çekim etkisinin farklı olmasından dolayı ağırlığı farklı olacaktır. Bu iki kavramın birimleri de ölçüm aletleri de birbirinden farklıdır. Ağırlık, dinamometre adı verilen yaylı bir mekanizma sayesinde ölçülür ve birimi Newton'dur. Kütle ise eşit kollu terazi ile ölçülür ve birimi kilogramdır. Aslında kullandığımız kantar ve basküller de dinamometre mantığıyla çalışır ve Newton üzerinden ölçüm yapar. Daha sonra ölçtüğü Newton değerini dünyanın yaklaşık ortalama yer çekimi ivmesi olan 10'a böler ve birimi kilograma çevirir. Ancak bu kütle çekim etkisinin farklı olduğu yerlerde ölçümün de farklı çıkacağı anlamına gelir. Örneğin bir kişi ayda tartıldığında ayın yer çekimi ivmesinin dünyanın yer çekimi ivmesinin 1/6'sı olduğu için ölçtüğü kilogram değeri de 1/6 oranında daha az olacaktır. Ancak ölçüm eşit kollu terazi ile gerçekleştirilirse dünyada ölçülen değer ile ayda ölçülen değer arasında fark olmayacaktır. Çünkü eşit kollu terazide her iki kefeye de kütle çekim aynı şekilde etki edecektir. Zaten bir cisim uzaydaki kütle çekimsiz ortamda kütlesini değil ağırlığını kaybeder. Yani aslında baskülde ölçülen değer sizin gerçek kütleniz değildir. Gerçek kütlenizi eşit kollu terazi ile ölçmeniz gerekir. Eşit kollu terazinin çalışma prensibi basittir. Her iki kefeye de cisimler yerleştirilir. Kütlesi, yani sahip olduğu madde miktarı fazla olan cismin bulunduğu kefe aşağıya düşerken az olan yukarıya kalkar. Eğer her iki kefedeki madde miktarı eşitse her iki kefe de düz kalacaktır. Bu yüzden bir kefeye Planck sabitiyle belirlenmiş olan 1 kilogramlık kütle ve katları koyulurken diğer kefeye cisim yerleştirilir ve böylece kütle ölçümü gerçekleştirilmiş olur. Bu yüzden dünyada 60 kilogram olan bir kişinin ayda 10 kilogram olacağı düşüncesi terminolojik bir hatadan ibarettir. Ayda yapılan ölçümün değişmesi kilograma değil Newton değerine bağlıdır. Bir kişinin aya gitmesi onun kütlesinin 5/6 oranında düşeceği anlamına gelmez. 5/6 oranında düşecek şey onun kütlesi değil ağırlığıdır. Yani bir insan dünyada 60 kilogram ise ayda da 60 kilogram kalacaktır. Ancak dünyada ağırlığı 600 Newtonken ayda 100 Newton'a düşecektir. Bir kütlenin değişmesi için ancak ve ancak cismin maddesel yapısından kayıp yaşanması gerekir.